Yeni saate başlıyoruz Arka Plan'da. Bu saatteki konu başlığımız Gazze'deki ateşkes muamması. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Hamas siyasi büro üyesi Doktor Besim Naim'in bazı açıklamaları oldu ve Netanyahu'nun 7 şart öne sürdüğünü ve görüşmelerin de aslında bu yüzden tıkandığını söyledi. Bu şartlarla başlayalım diyorum. Kim arzu eder? Mete Hocam başlasın, tamam, ben de katkı veririm. Buyurun eyvallah. Hocam. Eyvallah. Mete lütfen seni böyle alalım. O 7 şart nedir? Netanyahu bu şartları ortaya atmakla ne amaçlıyor? Tabii bu süreçte Blinken'ın devreye girip aslında Netanyahu'nun İsrail tarafının ateşkes şartlarına tamam dediği, artık topun Hamas'ta olduğu yönündeki açıklaması da tartışmaların odağında. İsrail basını bile Blinken'ın bu süreçte bu süreci sabote etmek adına bazı adımlar attığına vurgu yapan haberler ve yorumlar paylaşmaya başladılar. Ne amaçlıyor Netanyahu? Yani şimdi buradaki maddeler dışında, hı hı, birincisi İsrail'in istediği bir taahhütname var yazılı, hı hı, olarak Amerika Birleşik, hı hı, Devletleri'nden. Onu da, hı hı, vermiyor Amerikan yönetimi. Nedir o? Amerikalılardan karar verilmesi halinde çatışmaların yeniden başlamasına izin verileceğine dair yazılı bir taahhütname. Şöyle bendeki bilgi, İsrail'in istediği zaman Gazze'ye yönelik askeri harekat düzenleyebilmesi, hı hı, ve, hı hı, aynı askeri desteğin verilebilmesi konusunda yazılı bir taahhüt, hı hı, istiyor. Buna mühimmat sevkiyatları da dahil. Hı hı. Fakat Amerika'da başkanlık sürecinde birincisi şunu söyleyeyim. Bu mutabakat, esir takası adı her neyse, ne olacaksa. Birincisi Amerika'da şu an bir başkan yok bunu imzalayacak. Bunu bir kere söyleyeyim. İkincisi yeni başkanın artık siyasi perspektifine göre şekillenecek. Fakat burada İsrail'in yaratmak istediği başka bir mesele var. O da şu. Mesela bu Aksa tufanından bu yana İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumların sayısı 8040. Bunların 98'i 16 yaşın altında olan 270 tane de kadın var. Hı hı. Ağırlıklı Batı Şeria'da da, hı hı, çok tutuklama var. Oraya da bir değineceğim, hı hı, ama şimdi burada Gazze 3'e bölünmüş durumda. Netzarim var. Hı hı. Kifisum koridoru var. İkinci koridoru açtı. O nerede? Kifisum bu şu Deir el-Belah ile Han Yunus arasında üçüncü bir koridor, üçüncü bir koridor var. Kuruldu Netzarim gibi. Yani 1-2-3 bölge burasını da bölecek, hı hı, anladığımız kadarıyla. Fakat burada Gazze meselesinde İsrail istiyor ki tek seferde esir takası olsun. Şimdi 2 Temmuz'da burada anlattığımız şartlarla şu anki şartlar farklı. Hamas'ın, hı hı, kabul ettiği 2 Temmuz'daki şartlardı. Fakat İsrail yeni bir düzenlemeyle tek seferde bütün esir takasının olmasını istiyor. Hı hı. Ölü cesetler, kalıntılar dahil. Ve aynı zamanda burada Yahudi yerleşimlerinin Gazze'nin kuzeyinde kurulması, hı hı, meselesi hep dikkat çekiyorum. Hı hı. Bunlar mesela bu mutabakatın içerisinde yok. Yok. Burada dikkatinizi çekmek istediğim özellikle Netzarim koridoruna yönelik Kassam Tugaylarının çok ciddi saldırısı halen de devam ediyor. Burası Gazze'nin bölünmesi dışında, hı hı, burayı tutmasının sebebi, askerileştirmesinin sebebi, buradan gitmek isteyen herhangi bir kişinin, hı hı, İsrail güvenlik kontrolünden takılmadan geçmesi mümkün değil. Yani İsrail bu bölgelerde, bu böldükleri bölgelerde kendi isteği dışında Filistinlerin barınmasını istemiyor. İkincisi, bu size hep bahsettiğim Filistin hapishanelerinde tutulan bazı tutuklular var. Kıdemliler deniyor bunlara. İşte Merban Barghouti gibi. Bunlar aynı zamanda İsrail bu yeni ateşkes şartları içerisinde bunların Batı Şeria'ya ya da Gazze'ye ya da Filistin topraklarına dönmesini istemiyor. Gazze'lilerin de Gazze'ye dönmesini istemiyor. Batı Şeria'da olanların üçüncü bir ülkeye gitsinler. Bunların sayısının 50 olduğu, 50 civarında olduğu 40 söyleniyor. 40 gibi bir şeydi Banu. Burada 30 yılın üzerinde ceza, evet, alanlar değil mi bunlar? 30 yıllıkları kıdemli deniyor. Hamas da onların çıkmasını istiyor. İstiyor. Fakat burada temel mesele, bunlar serbest bırakılsalar dahi, daha önce 1982'de gördüğümüz bir başka mesele vardı. Tekrar tutukluyor. Ama yurt dışına çıkanları da suikast düzenliyor. Hı hı. Bir dokunulmazlık kartı dersek buna, hı hı, İsrail bu garantiyi de yazılı olarak vermek istemiyor. Hı hı. Çünkü suikast düzenleyecek. Hı hı. Burada geldiğimiz bir başka noktada bu Refah'ta Selahattin Ekseni ya da Philadelphia, hı hı, koridoru olarak bilinen koridorda bir durum yarattı. Hı hı. Burada Refah sınır kapısını kapattı. Hı hı. Filistin egemenliğinde olan bir yer. Burada Kerem Abu Salim ya da Kerem Şalom kapısından, hı hı, kendi açtığı sınır kapısından yardımların girmesini, hı, ya da buranın açık tutulmasını, hı, istiyor. Kendi egemenliğinden, hı, girmesini istiyor tırnak içerisinde. Fakat burada ilginç olan nokta, hem Antony Blinken'ın hem Mısır'ın diğer Kahire'de pazar günü Doha'da da görüşüldü. Kahire'de de görüşülecek. Yeni bir durum çıktı ortaya. 1979 yılında imzalanan
bu Camp David anlaşmasını, yani Sina Yarımadası'nı A, B, C, D olarak bölen, kendi içinde bölen ve burada İsrail askerlerinin kademeli gücünün olduğu, işte bazılarının hafif silahlı, ağır silahların ya da diğer ağır silahların bulunmadığı bir bölge yaratılmıştı. Şimdi burada İsrail yer altında bir bariyer inşa etmek istiyor. Mısır buna razı gelmiyor. Yani sensörlerin olduğu tünel açılmasın, tünel açılmasın diye. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Bu yani şimdi mesela yapılacak... o duvarın derinliği ne olacak yani? O hattın derinliği yani ne olacak? Yani 5-6 metre deniyor. Daha Mısır askerleri de var. Buranın özel bir... Fakat Mete Hocam anlatsın, Mısır askerleri de var burada. Mısır sınırının içerisinde yemeye çalışıyor. Yani bir 2-3 kilometrelik alandan buradan yapılmasını istiyor bu bariyerin. Fakat şunu söylemekte bir sakınca yok. Çünkü yanında da belgesi de var. Şimdi Mısır için bu tüneller meselesi hani devletin ne diyelim güvenliği için sır olarak sakladığı bir mesele. Daha önce gelen kurmay başkanı 2018'de mecliste Mısır parlamentosunda bir ifade verirken ya da ne diyelim milletvekillerinin sorularını cevaplarken açıklayabileceğim kısmı, biz o dönem 2010'lu yıllarda bu uluslararası anlaşmalar ve işte bölgesel güçlerin talebiyle biz bu tünellerin yaklaşık 2000 tanesini bizzat imha ettik diyor Genelkurmay Başkanı. Ama imha edilmeyen tüneller var mı dediği zaman da bunu Mısır Devleti'nin güvenliği için açıklayamayacağını söylüyor milletvekillerine. Ben de bu kadarını paylaşabilirim. Ama burada Camp David Anlaşması'nın artık çöpe atıldığını, yani Kasım Aralık ayında burada konuştuğumuz mesele artık Refah sınırının, Filistin-Mısır sınırının da tekrar masaya yatırıldığı bir mesele. Ama bunun yanında bir de Batı Şeria meselesi var. Batı Şeria'da da biraz önce söylediğim bir de Batı gibi haritası 12 bin kişilik bir tümen oluşturuldu. Ve aylardır ben oraya dikkat çekmiştim. Ürdün'de 4,5 milyon Filistinli var ve bunların silahlandırılması zor bir şey değil. Ve burada İran özellikle Irak'tan ya da başka ülkelerden getirdiği milisleri, örneğin İsrail'le cephe hattı olabilecek yerlere konuşlandırmaktansa Ürdün sınırına yedi. Orada çadırlar kurdurdu ve Ürdün hükümetini aynı Mısır'daki gibi sınırları açalım gidip savaşalım gibi bir duruma getirdi. Şimdi Ürdün'de de bir karışıklık yaratacak bu İsrail askerlerinin konuşlanması. Ama burada bir dikkatinizi çekmek istediğim Mısır sınırında şöyle bir gerçek var. Geçtiğimiz günlerde bazı Mısır askerleri İsrail askerlerine ateş açtı bağını. Çatışmaya girdiler. İki tanesi öldü ve bunların cenaze törenine hiçbir Mısır ordusundan temsilci, hiçbir bakan, hiçbir milletvekili gelmediği gibi Mısır basınında haber yapılması engellendi. Halk yani nerede oldu o olay? Öfkelendi. Gösterir misin bize lütfen? Genelde bu bölgede oluyor. Bütün çatışmalar bu bölgede oluyor. Yani burada Mısır askeri ve İsrail askeri çatışıyor. İkinci kez oldu burada. Ve İsrail ordusuna mensup kişiler Mısır ordusuna mensup gençleri öldürüyor. Önceden de karakolunu vurdu. Gazze vahşetinin ilk günlerinde karakol vurdu. Burada güneyde de olmuştu. Şimdi burada çok ciddi bir rahatsızlık oldu bu halk tarafından. Hani bizim evlatlarımız, bir de Mısır açısından bakın. Bunların dibinde Arap kardeşlerine yardım edemeyen bir halk ve sessiz kalan bir yönetim var. Şimdi Sisi Eylül'de gelecek vesaire deniyor ama Türkiye'ye şu gerçeği de söylemek gerekiyor. Mısır ordusu ve istihbaratı çok rahatsız bu meseleden. Çünkü bu özellikle para alındı, işte Sina'ya kamplar kuruluyor, göç ettirilecek haberlerinden çok rahatsız. Çünkü Mısır açısından baktığınız zaman Sina Yarımadası da Mısır için bir güvenlik meselesi. Yani topraklarının bir parçası. Ve birçok kere Mısır ordusu bir santimetre karesinin daha İsrail'e verilemeyeceğini artı Sina'da söyledi. Ne var? DH. Evet. Eylem yapıyor. Bakın Mete Hocam çok önemli bir yere değindi. Mısır, Sina önceden İsrail tarafından... Buyurun Güngör Bey buradan. Sina... Bu arada bir saha bilgisi vereyim. Mısır, Sina'yı koruyabilmek için ederseniz. 40 tabii. Tank taburu. Yani bu da yaklaşık 8 zırhlı tugaylık bir güç bulunduruyor. Yani şey de var. Şu anda mevcut mu onlar? Mevcut. Evet, şimdi 40, Mısır... 40 tank taburu. Buradaki tank rahatsızlık... Yani bu da iki kol ordu eder. Buradaki rahatsızlık... Arap aşiretlerinden oluşan bir minis güç oluşturuldu. Sisi yönetimi tarafından burada. Bu sınır bölgesini korumak için. Bu Mısır hukukuna göre aykırı. Ordu bundan çok rahatsız. Yani bir sivillerin silahlandırılarak Mısır ordusu dışında
bir paralel güç oluşturulması bu bölgede çok büyük rahatsızlık yarattı. C bölgesi tabir ettiğim Sina Yarımadası'nda. Şimdi anlamadığım şey şu, Mısır'ın başında asker kökenli bir cumhurbaşkanı var ve askeri rahatsız edecek adımlar mı atıyor bu isim yani? Bu da şuna tekabül ediyor. Tabii ki darbeyle iş başına geldi ama ordunun ve istihbaratın Sisi başa getiren güçlerden ve sermayenin başa getiren güçlerden olduğunu hesaba katarsak Sisi'nin de koltuğunun sallanabileceğini bir ihtimal olarak söylemek zorundayım. Bir Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır ordusu tarihinin en büyük yenilgisine ABD destekli İsrail'e karşı hava kuvvetlerini kaybettiler. Bunun ardından Mete Hocam anlattı, Sina'yı işgal etti. Ve biraz, aynı şeyi işte bir daha yaşamak istemiyor. Sina'yı, Sina'dan neden çekildi? Camp David anlaşmasıyla. Tarihte ilk İsrail'i tanıyan Müslüman ülkesi Mısır, Sina'yı kurtarmak için tanıdı. Çok yani bu hat çok önemli. Şimdi Mete Bey anlattı. Aslında temelde bu haritaya baktığımızda burayı Batı Şeria'ya döndürmek istiyor. Aynı şeyler. Batı Şeria'da da cepler oluşturdu, işgal. Kudüs'le Ramallah'a ayrıldı. Ve burada bir şekilde kalmaya çalışıyor. Şimdi ABD bunu kabul etmiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin planı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçen o taslak, ateşkes planı. Üç aşamalı. Ha, pardon hocam ya. O şey bir daha geri dönmemek adına. Bir de şunu söyleyeyim. Çok affedersiniz. Burası 2005'te, 2006'da İsrail buradan çekilirken şimdi diyecekler ki herkes yabancı güçler nasıl gelir buraya? Şöyle geliyor. Burayı İsrail çekilirken 2005-2006'da Avrupa Birliği sınır destek misyonuna bırakmış. Yani uluslararası kabul edilebilecek askeri güç buraya Avrupa Birliği sınır destek misyonu için konuşlanmış. Gene İsrail benzer bir şey istiyor ama talep ediyor şu an. Ateşkes metninde olmamasına rağmen ve diyor ki peki diyor bunu kabul etmiyorsanız yabancı güçler olmasın. Hani Avrupa topraklarından gelen. Arap koalisyonu olsun diyor. Şimdi işin ilginç tarafı bir koalisyon gücü için 12 tane Arap ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne olabilir demiş. Şimdi kim dediğiniz zaman 3-4 ülkenin ismine ulaşıyorsunuz. Suudi Arabistan gibi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Duruma göre Mısır çıkıyor. Karşınıza Ürdün çıkıyor. Ama burada onu da Lübnan başka bir mesele de karşımıza çıkıyor orada değil. Burada bir yabancı güç oluşturma var. Mısır bunu da kabul etmiyor. Diyor ki burası Filistin egemenliğinde benim komşumdu. Odur. İsrail'in burada Refah kapısının pazarlık konusu yapması dahi mümkün değil. Ya bunu açık açık ateşkes görüşmelerinde Mısır değil tarafı işte. Söylüyor mu? Mesele esir takası falan değil. Evet. Yani burada ben de tam olarak onu söyleyeceğim. Değil yani. O adamın söylediği gibi değil yani. O demin yazdınız ya birisi işte 4-5 madde aslında değil. Konu başka. Taviz kim ne kadar aynen verecek, öyle. Savaş sonrası ne yapacağız ya da kim nereye kadar geri çekilecek onun pazarlığı dönüyor. Yani bunu maalesef üzülerek söylüyorum. Esir takasıymış. Hapishanelerde şu kadar bilmemliğinin pazarlığı dönmüyor şu an. Bakın bahsedilen meseleler içerisinde şu an Filistin'de Gazze'de 17 tane silahlı hareket mücadele veriyor İsrail'e karşı. Peki bu İslami Cihad'ın ne düşündüğüne dair hiçbir bilgimiz var mı? Yok. Yok. Ama ben edindim. Biz diyorlar ki bütün güçler Kassam ya da diğerleri belki lider kadrosundan kayıplar yaşamış olabilir. Ama diğer 16 hareketin hiçbir komuta kademesinde kayıp yok. Bizde diyor hiçbir kayıp bildiğimiz yok. Mühimmat olarak da yok. Askeri yetenek olarak da bizim bir kaybımız İslami yok diyor. İslami Cihat'ın elinde de esirler var. Var. Sadece Kastamonu değil. İslami Cihat'ın elinde de İsrail esirler var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bizim bütün uluslararası kamuoyu Blinken İsrail ateşkesi diyor ki kabul etti. Hangi ateşkesi şimdi kabul etti? Bu esirler başlığı. Propaganda. Esirler başlığı neden önemli? En son İsrail ordusunda görevden ayrılan 36. Tümen Komutanı demiş ki Gazze'deki savaşta tümenden 155 asker öldü, 9'u esir alındı. Ben onu diyecektim. 10,5 ayda. Sadece bir tümenden 9 kişinin son dönemde esir ayda, alındığı söyleniyor. Peki bizim bildiğimiz esir sayısı 120 idi. Savaş bitmeden esir meselesi bitmez. Yani verev ki verdi diyelim, anlaştılar. Esirler iki gün sonra geri esir alacaklar. Erol hocam masada İsrail tarafı en çok ne istiyor biliyor musunuz? Hamas heyetinden ne istiyor? Elindeki esirlerin listesini istiyor. Bakın masada en çok istedikleri bize liste verin. Yani bu çok artı bir şey daha söyleyeyim. Bu ne demek biliyor musun? Çok önemli bir şey söyledin. Yani İsrail aslında Hamas'ın elinde kimler esir tam olarak bilmiyor. Ve artı hocam bir şey daha istiyor. Bakın bu ya, çok önemli. Bir de hani senin dediğinle bağlantılı şu kadar tünel bulduk.
Peki nerede esirler? Niye esirleri bulamıyorsunuz? Hocam ikinci... Aşk kadarcık bir yer ya, 360 kilometre. İki de ne istiyor? Tabii. İki de ne istiyor Hamas'tan? Ne kadar esir var, güncel sayı ve isim var. İkinci de ilginç bir şey. Ölü olarak elinde bulunanları da iste. Bu neden biliyor musunuz? Yahudi inancına göre ölüler çok önemli. Vücut bütünlüğü olan olduğu şekilde gömülmeleri gerekiyor. Ama askeri açıdan ne anlama geliyor? Demek ki bir sürü ölüsü var. Kayıp olarak bunu kaydediyorlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Bakın şimdi, yani Hamas burada hakikaten tarihi bir direniş yapıyor yani. Bakın detayına girdiğimiz zaman. Şimdi müsaade ederseniz ben iki hususta katkı sunmak isterim kıymetli arkadaşlarıma. Şimdi birincisi, meselenin en önemli noktalarından bir tanesi efendim şuradaki sözde Philadelphia'dı. Ne Philadelphia'sı ya? Ya burası Arap toprağı yani. Binlerce yıldır ne Philadelphia'sı Kent yani? Kent David'de takılan isim. Tamam mı? Yani burası Selahattin koridorudur. Eğer isim verilecekse burası Selahattin bölgesidir. Bir kere teşekkür ederim rejiye de, yani burada doğru yazmış. Ama bunlar Philadelphia, yok Netzarim filan diyerek anlatacağım onların da sebebini. Şey yapmaya çalışıyorlar. Bir kültürel meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar. Bakın zihin algı operasyonları böyle. Kendi öykü. Alıyoruz. Philadelphia koridoru. Kendi öykülerini yazıyorlar. Kendi öykülerini yazıyorlar. Ne Philadelphia'sı? Philadelphia nere? Bura nere? Yani şimdi bir kere bu oyuna düşmemek lazım. İki, hakikaten burada Hamas şundan karşı çıkıyor buna. Eğer hadi diyelim ki barış oldu. Evet dedi, ateşkes olsun. Tamam, ben burada Selahattin koridorunu ve Netzarim koridorunu kabul ettim dediği an ne demektir biliyor musun? Gazze'yi İsrail'e vermek demektir. Niye? Şimdi demin burada Netzarim denen yerde bir koridor henüz oluşmuş değil bakın. Hayır, oluştu. Bak, hayır. 2 kilometre, 6 kilometre. Yok yok. Burada ama demin sen de söyledin ya. Yani büyük bir mücadele var. Yani bunlar burada kontrol noktaları, mevziler falan kurdular ama tam olarak burada bir koridor olup güneyle kuzeyi parçalayabilmiş değiller. Evet, yani konuşlanma var ama kontrol söz konusu değil. Bu Netzarim de daha önceden şurada bir Netzarim diye bir Yahudi yerleşim yeri var. Onun adına atfen buraya Netzarim diyorlar yani önceden. Daha önceden buraya bir yerleşim yeri 2006'da kurmuş. 2006'da boşalttıkları bu bölge. Bu 2005'ti sanırım veya 2006'da. Fark etmez. Burayı boşalttılar. Anlaşmayla çıktılar. Şimdi bakın şöyle düşünün. Hamas şunu kabul etse, ateşkes tamam. Ben burayı da kabul ettim. Burayı da... Ya adam zaten o zaman burayı böler. Kontrol eder zaten. Yani Hamas'ın bunu kabul etmesi mümkün değil. Çünkü kendi eliyle Filistin'i teslim etmiş olur. Bu bir. İkincisi şurası, demin sevgili Mete anlattı. Şimdi burada İsrail askerinin konuşlanması ne demek biliyor musun? Mısır için güvenlik tehdidi. O yüzden burayı Mısır da kabul edemez. Yani burası şu demektir. İleride, şimdi Sina, burada Sina'yı ayrıca konuşmak lazım. Sina'da durumlar hiç iyi değil aslında. Yani hem içeride sosyal olarak iyi değil. Dedim ya 40 tank taburu buraya konuşlandırmış durumda. Ama yani eğer bura kabul edilir ve buraya İsrail yerleşirse, bakın şuralara yerleşmiş durumda. O zaman bir İsrail'in Sina'ya taarruzunda çıkış arazisi olur. Sina neden önemli? Arzu Mevut'tan Nil sınırı. Sina'dan geçtiğinde yani İsrail'in hedefinde olan bir şey.